Numaralanmış parçaların dil ve anlatım özellikleri karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Arkadaşlar bu iki paragrafı da okudunuz. Birinci paragrafta bize Ahmet Rasim'in dili anlatımı ile ilgili özellikle belirlenmiş bazı ifadeler yardımıyla öznel ifadeler verildiğini görüyoruz. Yani renkli anlatımının olması, en küçük ve uçucu bir hareketi bile gelişmiş bir fotoğraf makinesi gibi saptaması, özgün üslubu olması, pürüzsüz şakrak bir diliyle yaşadığı dönemi unutulmaktan kurtaran büyük bir yazar olması gibi özelliklerle Ahmet Rasim'in tanıtıldığını görüyoruz. İkinci paragrafta ise Ahmet Rasim'in bir arkadaş meclisinde söylemiş olduğu bir söz dolayısıyla e, yine bu sözden yola çıkan Tatyos Efendi'nin çok unutulmaz bir, günümüzde de çok unutulmaz bir e, şarkı nasıl bestelediğini anlattığını okuduk. Buna göre A1 açıklayıcı anlatım biçimi kullanılmıştır diyebiliriz. Evet yer yer öznel ifadeler olsa da e, Ahmet Rasim'in diliyle ilgili bilgiler veriyor doğru. Ama iki için kesinlikle tartışmacı anlatım biçimi kullanılmıştır diyemeyiz. Çünkü tartışmacı anlatımda karşılıklı sanki bir kişi tartışıyormuş gibi, iki kişi tartışıyormuş gibi bir metin olur. Fikirler tez ya da antitez doğrultusunda çatışır. Dolayısıyla ikide biz böyle bir şey görmüyoruz. O yüzden A gider. B sözcükler gerçek anlamıyla kullanılmıştır dedi birinci paragraf için kesinlikle yanlış çünkü renkli anlatım pürüzsüz değil değil mi bakın bunlar bizim için arkadaşlar kesinlikle özden ifadelerdir gerçek ee, anlamlarıyla kullanılmamıştır bu kelimeler o yüzden B gider C öznellik ön plandadır dedi evet doğru öznellik ön planda ilk paragrafta nesnellik ön plandadır dedi ikinci paragrafta doğru arkadaşlar de burada söyleyebiliriz çünkü ikinci paragrafta yazarın kendi görüşünü hiçbir şekilde okumadık o yüzden C doğru D Dil ötesi işlevde kullanılmıştır. Dil ötesi işlevde dil bilgisi kuralları olur. E biz birinci paragrafta hiç böyle bir şey görmedik o yüzden gider. İkinci içinde dil alıcıyı harekete geçirme işlevindedir. Yani emir kipleri vardır dedi. E bu da yok o yüzden bu da gitti. E okurda güzellik duygusu uyandırmak amaçlanmıştır. Bu daha çok edebi metinlerin olduğu lirik şiirlerde falan olur. Dolayısıyla bu da gider. <laughs> i̇ki okuru bilgilendirmek amaçlanmıştır. Evet okuru bilgilendirmek amaçlanmıştır. Ama birinci parça için söylediği yanlış. C'de verilen yargı iki parça için de doğrudur. Cevap C. Birinci parçadaki altı çizili sözle Ahmet Rasim ile ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? En küçük ve uçucu bir hareketi bile gelişmiş bir fotoğraf makinesi gibi saptayan. Aslında çok net kelimeler var. Öncelikle fotoğraf makinesi ne yapar? Bir şeyi olduğu gibi Gösterir. E saptayan diyor zaten tespit etmek demek. Ne yapıyor Ahmet Rasmim arkadaşlar? En küçük uçucu bir hareketi bile yani çok küçük uf, ufak bir detayı bile fotoğraf makinesiyle yansıtıyor, gösteriyor diyor. Dolayısıyla hiçbir ayrıntıyı atlamadığını doğrudan çıkarabiliriz. Şuradaki en küçük ve uçucu ifadesinden hiçbir ayrıntıyı atlamadığı da çıkarabiliriz. Gördüklerini anlattı. Evet gördüklerini anlatıyor. Ama gördüklerinin en küçük zerresine kadar anlatıyor. Dolayısıyla bu yeterli olmaz. Özgün olduğunu söylemedi. Küçük olayları konu edindiğini söylemedi. Gerçekliği sevdiği falan böyle bir duygusallık yok. Verilen altı çizili sözde cevap A. Birinci parçada geçen yaşadığı dönemi unutulmaktan kurtaran sözü ne? Yukarıdaki sanatçılardan hangileri uymaktadır? Arkadaşlar yaşadığı dönemi unutulmaktan kurtaran sözü bizim için kalıcılıkla ilgili olmalı. Çünkü bir sanatçı yaşadığı dönemi nasıl unutulmaktan kurtarır? O dönemi olduğu gibi gelecek nesillere aktararak yani çağları aşmasına, zamana direnmesine katkıda bulunarak dolayısıyla kalıcılığa gönderme yapan bir sanatçı aramalıyız. Bir, şiirleri dış dünyaya ait gözlemlerinin kendi iç dünyasında bıraktığı izlenimlerini başarılı bir şekilde yansıtır. Şimdi burada dikkat ederseniz kendi iç dünyasında bıraktığı izlenimlerini yansıtmasından bahsetti. Yani kendi iç dünyasında neler olup bittiğini anlatmasından bahsetti. E biz yaşadığı dönemi unutulmaktan kurtarmakla kalıcılığı aslında aramalı izlemiştik. O yüzden bir gider. Birim bulunduğu seçenekleri de eleyebiliriz. 2. Sohbet ve fıkra fıkra türündeki yazılarında şehir yaşamını kendi döneminin yaşantısını bütün ayrıntılarıyla anlatır. Şimdi kendi döneminin yaşandısını bütün ayrıntılarıyla anlatıyorsa demek ki yaşadığı dönemi unutulmaktan kurtarıyordur ki gelecek kuşaklara ne yapsın, bıraksın burayı gelecek kuşaklarda onun e, yazılarından yola çıkarak e, şehir yaşamında neler var, neler yok tek tek bulsun. O yüzden iki olabilir. Devamlı öğrenen, öğrendiklerini akıl süzgecinden geçirdikten sonra başkalarına öğretmek için uğraşan bir düşünürdür. Burada daha çok öğretmek, öğrenmek üzerinde durulmuş. Yani yaşadığı dönemi anlatmak, gelecek nesillere bir şeyler bırakmak kaygısı gülen bir sanatçı görmüyoruz. O yüzden 3 de olamaz. Cevap yalnız 2, B. İkinci parçada borç bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse Ahmet Rasim'in karısının cümlesindeki duygu açıklanmış olur. Bir arkadaş meclisindeki söyleşilerden kopamayıp evine yine geç kaldığı bir gecenin ertesi günü karısı Ahmet Rasim'i Heybeliada'daki adadaki evinden uğurlarken sakın geç kalma erken gel artık tahammül edemiyorum. Bu akşam gün batmadan gel diye rica eder. Ahmet Rasim burada karısının nokta nokta bir şarkı güftesi yapar. İşte arkadaşlar şuradaki sözün aslında Ahmet Rasim'in karısının Ahmet Rasim'i sistem ettiğini anlıyoruz. Artık geç kalma tahammülüm kalmadı erken geldi ne yapıyor sistem ediyor. Dolayısıyla tatlı bir kırgınlık anlamında aslında şikayetini tatlı tatlı dile getiriyor. Dolayısıyla cevap A görünüyor. Öfke çok daha ağır bir duygudur. Pişman olmuyor. Küskünlükle ilgili bir şey söylemiyor. Özlem de söylemiyor. Öfke yoktu zaten. Evet sistemini tatlı tatlı dile getiriyor. Bu yüzden cevap A. İkinci parçadaki yay araçlara getirilmesi gereken noktalama işareti aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar şiirimiz şurada başlıyor. Tatyos Efendi de şu unutulmaz uşak şarkıyı besteler. Bakın şarkının sözleri bu akşam gün batarken gel sakın geç kalma erken gel. Tahammül kalmadı artık sakın geç kalma erken gel. Şimdi bize verilen dizeler ya da dörtlükler yan yana yazılıyorsa arkadaşlar eğik çizgiyle gösterilir. Eğer satır satır yazılsaydı herhangi bir işaret koymazdık. Ama şiiri, dizeleri, dörtlükleri ee, bir paragraf içerisinde ard arda yazacaksak o zaman eğik çizgi koymamız gerekiyor. Burada da eğik çizgi olmalı cevap D. Bir aynı iletiyi taşıma, iki deyimlerden yararlanma, üç terim anlamlı sözcükler kullanma, dört alıntı yapma özelliklerinden hangileri her iki metinde ortaktır? Arkadaşlar birinci paragrafta Ahmet Rasim'in dil özellikleriyle ilgili bize bu parçayı yazan kişinin öznel görüşleri verdiğini görüyoruz. İkinci parçada ise Ahmet Rasim'in karısıyla yaşamış olduğu bir gece önceki yaşamış olduğu bir olaydan yola çıkarak e, Tatyus Efendi, dostu Tatyos Efendi'nin bu söze dair bestelediği bir şarkı ile ilgili bilgi verdiğini görüyoruz. Dolayısıyla birinde öznel birinde nesnel bir paragraf var. Dolayısıyla aynı iletişi iletiyi taşımıyor ikisi de. Deyimlerden yararlanma da yok. İki paragrafta da deyim kullanılmamış. Eterim anlamlı sözcükler de yok arkadaşlar paragraflar okudunuz gördünüz. Ama alıntı yapma dediğimiz yani bir kişinin söylemiş olduğu sözü olduğu gibi aktarma var. Nerede var bu? Bakın arkadaşlar Reşat Ekrem Koçu'nun anlatımıyla tipik pürüzsüz şakrak diliyle sözü bizim için bir alıntıdır. Aynı şekilde ikinci paragrafta Ahmet Ransmi Heybeli adadaki evinde uğurlarken karısının sakın geç kalma erken gel artık tahammül edemiyorum. Bu akşam gün batmadan gel diye rica eder sözü bizim için bir alıntıdır. Dolayısıyla iki paragraf içinde ortak olan sadece alıntı yapmadır. Cevap yalnız 4 B seçeneğidir. İkinci parçadaki yazım yanlışı aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle giderilebilir? Arkadaşlar paragrafı okudunuz. Bu paragrafta şu sözde bir yazım yanlışı vardır. Bize diyor ki bir şarkı güftesi yapar ve dostu Tatyos Efendi de şu unutulmaz uşak şarkıyı besteler. Şimdi Tatyos Efendi de diye oranın aslında bir bağlaç olduğunu cümleyi okuduğumuzda da kendimiz fark etmiş olmalıyız. Çünkü buradaki daha de dahi bile ayrıca gibi bir anlam katıyor. Kendinden önceki kelimeye bulunma anlamı katmıyor. Dolayısıyla bağlaç olan daha değerler ayrı yazılmalıdır. Bitişik yazıldığı için yazım yanlışına yol açmıştır. O yüzden D'de verilen arkadaşlar değişiklikle buradaki yazım yanlışı giderilebilir. Cevap D. Numaralanmış parçalarla ilgili bir karşılaştırmada aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci parça insanların tat algısı daha anne karnındayken oluşmaya başlar. Bebeklerin ağızlarında yaklaşık 30 bin tat algılayıcı bulunur. Tat algılayıcılar ağız içinde dilde, damakta ve yanaklarda bulunabilir. Ancak yaşlandıkça bunların sayıları azalmaya başlar. Sağlıklı bir yetişkinin ağzında yaklaşık 9 bin tat algılayıcı vardır. Ayrı yetişkinlerde tat algılayıcılar genellikle dilin üzerindedir. Bu etkiler nedeniyle nokta nokta tat algısı özellikle 60 yaşından itibaren azalmaya başlar. İlk olarak tatlı ve tuzlu daha sonra ise ekşi ve acı tatlara karşı duyarlılık azalır. İkinci parça Topkapı Sarayı'nın yeni açılan eski işlemeler ve halıların sergilendiği bölümüne girdik. Karşımızda duran hakikaten evde yere serdiğimiz her gün acımasızca çiğnediğimiz sonra eskiciye sattığımız bizim keçeydi. Bir sedirin üstünde duruyordu. Tek başınaydı. Yukarıdan açık bir pencereden yüzüne hafif bir gün ışığı vurmuştu. Gururlu bir hali vardı. Hepimiz bir adım geri çekildik. Zaten kalın bir kordon bizi birbirimizden ayırıyor. Arıza adeta denizler, okyanuslar, servetler ve asırlar koyuyordu. A- Anlatım İlk parçada üçüncü kişi, ikinci parçada birinci kişi ağzından gerçekleştirilmektedir. Evet arkadaşlar, birinci paragrafta üçüncü kişi yani o diliyle verilmiştir. Bakın bulunur, ne bulunur, o bulunur, bulunabilir, başlar vardır, e, üzerinde dir, azalır şeklinde ifadeler üçüncü tekil anlatım olduğunu gösteriyor. İkinci parçada da birinci kişili yani biz dilini görüyoruz, ben dilini görüyoruz, girdik, e, serdiğimiz Çiğnediğimiz, sattığımız şeklinde ifadeler hep birinci kişil anlatımla verilmiştir diyebiliriz. O yüzden A doğru. B birinci parça sanatsal bir metinden, ikinci parça ise öğretici bir metinden alınmıştır. Bunun tam tersi. Birinci paragrafta arkadaşlar bir bilgi veriyor. Dolayısıyla öğretici bir metindir birinci parça. İkinci paragrafta bir öykü. Dolayısıyla sanatsal bir metindir. Bunun tam tersi olması gerekiyor. O yüzden B'de verilen yargı yanlıştır. C birinci parçada değil göndergesel işlevde yani bilgi aktarmada doğru. İkinci parçada ise sanatsal işlevdedir. Gördüğünüz gibi öyküden alınmış bir metin. O yüzden doğru. Üçüncü parçada. Birinci parçada D'de açıklayıcı, ikinci parçada öyküleyici anlatıma başvurmuştur. Doğru. Bir de açıklama var, iki de öyküleme var. Olay ağırlıklı bir paragraf. Topkapı Sarayı'na girdiklerinde gördüklerini, yaşadıklarını anlatıyor. Dolayısıyla D de doğru. E birinci parçada sayısal verilerden yararlanılmış. 30 bin tat algılayıcısı, 9 bin tat algılayıcısı vardır. 60 yaşından itibaren bunlar azalır dedi. Doğru. İkinci parçada kişileştirme yapılmıştır. Kişileştirmeyi de şurada keçeyle ilgili yapmıştı keçenin gururlu bir hali vardı dedi. Keçenin gururlu halinin olması arkadaşlar tamamen insan özgü özelliklerin insan dışındaki bir varlığa aktarılmasıdır. O yüzden E'de verilen yargı da doğrudur. Cevap B. Birinci parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse parçadan kesin olarak çıkarılabilecek yargı belirlenmiş olur. İnsanların tat algısı daha anne karnındayken oluşmaya başlar. Bebeklerin ağızlarında yaklaşık 30 bin tat algılayıcı bulunur. Tat algılayıcılar ağız içinde, dilde, damakta ve yanaklarda bulunabilir. Ancak yaşlandıkça bunların sayıları azalmaya başlar. Sağlıklı bir yetişkinin ağzında 9 bin tat algılayıcı vardır. Ayrıca yetişkinlerde tat algılayıcılar genellikle dilin üzerindedir. Bu etkiler nedeniyle tat algısı özellikle 60 yaşından itibaren azalmaya başlar. İlk olarak tatlı ve tuzlu, daha sonra ise ekşi ve acı tatlara karşı duyarlılık kazanır. Arkadaşlar bizim bu getireceğimiz boşluğa cümlemiz özellikle kendinden bir önceki cümlede anlatılanın da nedeni olması gerekiyor. Buraya dikkat edeceğiz. Paragrafta dikkat ederseniz sürekli yaşa dair bir değişiklikten bahsediyor. Yani bebek, bebekken 30 bin tat algılayıcısı var. Sonra arkadaşlar sağlıklı bir yetişkin nazı 9 bin tat var. 60 yaşından itibaren azalıyor. Yani yaşa bağlı olarak bir tat algılayıcılarındaki değişimi aslında vurgu yapıyor. Bir önceki cümlede özellikle Ayrıca yetişkinlerde tat algılayıcılar genellikle dilin üzerindedir. Bu etkiler nedeniyle sağlıklı bir yetişkinin ağzında ne kadar var? Hep yaşanar ki göndermeler buraya neden sonuç ilişkisi içerisine getireceğimiz yargının yaşla alakalı bir karşılaştırma olması gerektiğini gösterir bize. O zaman bakalım seçeneklere. A. Çocuklar şekerli ve tuzlu yiyecekleri diğerlerine göre daha fazla sevmektedir. Burada çocukların neyi sevdiğini söyledi. Paragrafta hiç böyle çocukların ya da yetişkinlerin neyi sevdiğini anlatmadı bize. O yüzden A olamaz. B tat algılayıcılarındaki bir hasar tat alma duyusunda değişim yaratmaktadır. Bu hasara dair de herhangi bir yargı vermedi. Buna göre bir neden-sonuç ilişkisi kuramam ben cümlede. O yüzden B'yi getiremem. C Çocukların tat algılama yeteneği yetişkinlerden daha gelişmiştir. Bakın öncesinde bebeklerde şu kadar vardır yaşlandıkça şu kadar olur 60 yaşından sonra iyice azalır diyerek tamamen bize çocukların ve yetişkinlerin tat almasını nasıl değiştiğini anlatan sayısal verilere de başvurarak anlattığı bir paragrafta C'de verilen yargıyı buraya getirirsek neden ilişkisini kurmuş oluruz. Tadı çok belirgin olan yiyecekler çocukları fazla rahatsız etmektedir. Burada da arkadaşlar tadının belirgin olması, çocukların rahatsız olması gibi bir durum var. Hiç bahsetmedi bundan. Farklı lezzetlerin denenmesi insandaki tat algısını etkilemiştir. Bundan da bahsetmedi. Cevap C. İkinci parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangileri isim kökünden türemiştir? türemiştir diyorsa arkadaşlar isim köküne mutlaka bir yapım eki gelmesi gerekiyor. Sadece isim kökü bulup geçmeyeceğiz. Bir de yapım eki almış mı buna bakacağız. Bir de açılan kelimesini gördük. Açmaktır fiil köküdür. Açmaktan açılmak açılmaktan açılan diye yapım ekleri almış. Ancak gördüğünüz gibi fiil köküdür. O yüzden Bakmıyorum bile 2 bölümüne kelimesinin kökü bölmektir bölmekten bölüm şeklinde bir yapı eki almıştır ama kelime arkadaşlar fiil kökünden türemiştir o yüzden bu da gitti 3 eskiciye kelimemizin kökü eskidir eski arkadaşlar hem isim hem de fiil olan e, ortak köktür anlama göre ve sonrasındaki eke göre karar veririz. Bakın eski kelimesinden sonraki aldığı cıcı eki isimden isim yapım ekidir. Dolayısıyla simitçi, çaycı gibi işte yeni kelimeler türetir, isimler türetir. E biz bu kelimenin buradan doğrudan isim kökü olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bir de fiil kök olma durumu vardı ama buradaki ek sayesinde ben bunun isim kökü olduğunu e, anlayabiliyorum. Dolayısıyla 3 mutlaka cevapta olmalı. Bizden istediği bu isimden türemiştir. 4 ışığı kelimesi ışımaktan gelir. ışımaktan ışık şeklinde fiil kökünden arkadaşlar bir yapım ekiyle türemiştir. O yüzden bu da gitti. 5'te ise kelimemizin kökü gururdur. E, gurur isim köküdür. Gururdan gururu diye bir yapım eki aldı. İsimden türemiştir. Dolayısıyla 3 ve 5 olmalı isimden türeyenler. Cevap D. Çiğnemek sözcüğü ikinci parçada aşağıdaki anlamlarından hangisiyle kullanılmıştır? Çiğnemek kelimesi nerede geçiyordu arkadaşlar? Hemen parçaya bakalım. Topkapı Sarayı'nın yeni açılan eski işlemeler ve halıların sergilendiği bölümüne girdik. Karşımızda duran hakikaten evde yere serdiğimiz, her gün acımasızca çiğnediğimiz, sonra eskiciye sattığımız bizim keçeydi. Şimdi burada her gün acımasızca çiğnediğimiz derken ayaklarımızın altına alıp üstüne bastığımız, ezdiğimiz anlamında. Dolayısıyla buna göre bir anlam arayacağız. A. Egemenliği altına almak, hükmetmek. Bu anlamda değil. B. Sayılması gereken bir şey saymamak, itibar etmemek, kuralları çiğnemek anlamı muhtemelen bu o da değil. Ayaklar altına almak. Şimdi ayaklar altına almak ama ayağının altında ezmek anlamında, yıpratmak anlamında. Dolayısıyla bu da olmaz. Ağza alınan bir şeyi dişler arasında ezmek, öğütmek. Burada bir şey çiğnemek, yemeği, lokmayı çiğnemek anlamında. Bu arada C de ayaklar altına almak derken mesela beni çiğneyip geçti deseydi olurdu ama burada o anlamda değil. E ayağı altına alarak ezmek. İşte ayağının altına alarak ne yapıyor? Eziyor, basıyor. Doğrudan bu anlam var. Bu yüzden cevap E. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? Fotoğrafçı Mandy Barker İngiltere'de çocukluğunda deniz kabukları topladığı bir kumsala döndüğünde aralarında bir buzdolabı ve bir bebek araç koltuğunun da bulunduğu plastik yığınlarıyla karşılaşmış. Barker'ın gözüne çarpan bir diğer şey de umursamazlık havası olmuş. nokta nokta Bu nedenle sanatçı dikkati bu kirliliğe çekmek için bağlamı değiştirmiş. Plastik atık parçalarını toplayıp düz bir fonda fotoğraflayan Barker atıkların insanları yeniden şoka etmeye başladığını anlamış. Nokta nokta diyor sanatçı. Berker'ın fotoğraf sergisi gerçekten de insanlarda karşılığını bulmuş. Yani umursamazlığın hat safhada olduğu bir görüntü karşısında ne yapıyor Berker arkadaşlar? Bir tavır ortaya koyuyor. Bakalım buraya hangi boşluk gelecek? Buna bağlı olarak da ne dediğini, alıntı yaptığını bize ikinci cümlede belirtecek hangi seçenekte verilmiş görelim. Bir, bu çöpleri toplamaya kimse yanaşmıyormuş. Bu nedenle sanatçı dikkati bu kirliliğe çekmek için bağlamı değiştirmiş. Bu olabilir. Projelerimi deniz bilimcilerle işbirliği içinde planlıyorum. Burada deniz bilimcilerle ilgili hiçbir şey yok. O yüzden ikiye getiremeyiz arkadaşlar. Bir olsa da iki olmuyor. Kumsalı dolduran çöplerin insanları rahatsız etmediğini fark etmiş. Evet bu olabilir. Ses getirecek bir şey yapmak istedim diyor sanatçı. Bu da olabilir arkadaşlar. Doğaya saygı duyan insanların sayısındaki azal azalma onu şaşırtmış. Gördüğünüz gibi evet azaltma şaşırtıyor. Ama bu azaltmanın onu şaşırması eskiden daha mı duyarlıydı insanlar bununla ilgili de bir bilgi vermiyor. O yüzden bu belki bağlamı değiştirmek doğru bir seçim oldu. Bu olsa da şuradaki azalma onu şaşırtması olmuyor. Ve ilk eskiler günümüz insanları gibi boş şişeleri denize atmıyormuş. Arkadaşlar geçmişle günümüzdeki insanları karşılaştırma gibi bir durum yok. Dolayısıyla bir de boş şişe falan atmıyorlar deniz öyle bir şey de yok zaten. O yüzden bu da gider. Atıklara hiç görmemiş gibi bakmaları çok ilginç. Hiç görmemiş gibi bakmıyorlar ki keşke baksalar. Zaten bundan şikayet etti. O yüzden bu gitti. Ve baktık dedi ki neyse ki plastik üreticilerinin bu tavrı kısa sürede değişmiş. Plastik üreticilerinin tavrı ile ilgili hiçbir şey söylemedi arkadaşlar. Bu da gitti. Bilim insanlarına görsel bir ifade yolu kazandırdım. Bilim insanlarına görsel bir ifade yolu kazandırmaktan bahsetmedi. Çünkü o zaten bir fotoğrafçı var olan bir şey görüntülüyor. O yüzden E'de gider. Cevap B.